Sorunun cevabı şu anda kameranın arkasında. Hala şokta olduğunu düşünüyorum. Evet. Hafta sonu nasıl geçti? Hiçbir şey düşünemedim. Gerçekten hiç çok başka bir şey düşünüyordum. Çok başka bir şeyle karşılaştığım için ne söyleyeceğimi de hala bilmiyorum. Hala şoktayım çünkü. 27 yıl boyunca yanımda yoktu. İnşallah bundan sonra yanımda olur diye düşünüyorum. Tabii gerçekten çok merak ettiğim şeyler var. Buraya gelirken aslında çoğu konuğum umutla geliyor. Evet. Ama sen umutsuzlukla geldin. Evet. Güzel bir yaşantın var, ailen var, annen var, baban var, var. Ama Esra Hanım böyle gerçekten kelimelerimi nasıl konuşacağım, ne yapacağım bilmiyorum. 27 yıl gerçekten konuşamıyorum. Ya bana bir annelik borçlu. Benim bir annem vardı ama hani sürekli öğrendikten sonra neden sorusu beni mahvetti. Çünkü ben de anne oldum ve bırakamazsın insan bir yere komşuya bir yere herhangi bir anneme bıraktım. Annem yani o benim bıraktım ama sürekli aklım orada. Nasıl bıraktı hiç mi aklına gelmedim? Hep bir merak, hep bir şey yani. Hani bazen deriz şöyle bir şey vardır. Her insan şanslı değildir. Evet. Şans dediğimiz şey ekonomiyle ilgili değil. Aynen öyle. Bir de ülkemizde kadınların yaşadıkları zorluklar çok fazla. Ya kız çocuğu olmalarından sebep, evet. Kadın olmalarından sebep. Onlara yüklenen, bugün ekip arkadaşlarımdan Gözde söyledi. Yani kadının yükünü dedi, hep bu dünyanın yükünü dedi, hep dedi kadınlar çekiyor. Bir ilişki yaşasa, ilişkide o ilişkiden dolayı kadın suçlu. O ilişkinin neticesinde hamile kalsa kadın suçlu. Çocuk dünyaya getirse kadın suçlu. Bir de onun etrafında onu şefkatle sarmalayan, yanında olan hiç kimse yoksa ve bu dünyanın ortasında çaresizse ve hep o ve onunla ilgili ilintili her olay namus ve ayıp kavramıyla ilişkilendiriliyorsa, erkeklerin yapmış olduğu tüm davranışların hepsinin toplum nezdinde, toplum gözünde bir ayrıştırıcılığı varsa bu şekildedir. Erkektir o yapar deyip öyle bir şey o normal tamam. Hayatına devam edebiliyor, ayıplanmıyor. Kimse ona dönüp namussuzsun demiyor. Sen bunu niye yaptın demiyor. O tüm olaylardaki yükü özellikle de ikili ilişkilerdeki evet. Kadınlar çekiyor. Çocuğu da doğuran kadın. Evet. O çocuğa sahip çıkmak istediğinde hiç kimse onun elinden tutmuyor. Ve onu o yalnızlıkla bıraktığında o dönemlerde ve o şartlarda belki de kendince en doğrusunu yaptı. Ama olan çocuğa oluyor Esra Hanım. Kesinlikle. Evet. Bunun sorumluluğu ve bu hayat boyu bu süreci sen yaşıyorsun. Evet. Annenin gözünden bak diyemeyeceğim. Bu senin hayatın. Evet. Anneni anla diyemem. Bu anlatmazsa senin hayatın. Zaten nasıl anlayabilirim ki ilk başta anlatması lazım. Sen sadece kendi tarafından evet. Bakabilirsin, değerlendirebilirsin. Herkes de buna saygı duysun. Yani annesi olup ama annesi tarafından terk edildiğini bilen bir çocuğun çok aşırı bir empati yapmasını beklemeyin. Evet. Bunu anlayabilmek için zamana ihtiyacı var. İnsan kendi yaşadığını kendi bilir, kimse bilemez. Ama şunu bil. Evet. Kendi içinde o çaresizliğin içerisinde bir çaresi olsaydı seni alırmış. Evet. Bu bir. İşte seni, bunu bilmeyerek büyüdüğüm için, 27 yaşına geldiğim için çok farklı bir şekilde. Sana hani direkt, hissettirdiklerini evet. Biliyorsun. Ama seni isminle yaşatmaya çalışmış evet. Bu iki. Evet. Seni hiç unutmamış bu, bu üç. Da üç. Ama dediğim gibi anlamanı beklemiyorum. Şimdi seni annenle buluşturmaya biraz hazırlayacağım. Öncesinde bu stüdyoya bambaşka biri gelecek. Tahminin var mı? Konuşan teyzem, teyze mi? Değil mi? Kardeşlerim varmış, onlardan biri mi? Evet. Merak ediyorum. Bir erkek kardeşim var. Evet. O da bir ablanın hayaliyle. Ben de hep bir kardeşim olsun istemiştim. Bir sürü kardeşim varmış. Evet, dört kardeşsiniz. Dört kardeş mi? Evet, annenin... Dört çocuğu var. Seninle beraber beş. Beş.
kafasında ve zihninde annesinin anlattığı kadarıyla bir ablayla büyümüş. Bir kardeşim var. Seni kucaklamak için çok hazır. Biz hazır mıyız? Biyolojik kardeşi İsmail Bey geliyor. Sizi böyle alayım. Buyursunlar. Al karşını incele. Benziyoruz ama Esra Hanım. Hiç ablana dön. Bana. Ben ne diyeceğimi hiç bilmiyorum şu an. Çok zor bir an. Yan aynen. Yana duran iki yabancı. Esra Hanım belki de karşılaşmışızdır bir yerde ama hiç tanımıyorsun yani. Biri dönüp çok diyor değişik. Ki onlara siz kardeşsiniz. Abla, erkek kardeş. Oturun lütfen. Ne sormak istiyorsun? Ne sorayım ki ya? Kaç yaşındasın İsmail? 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Evet. Doğduğun günden beri, algılayabildiğin günden beri hep bir ablan olduğunu biliyor muydun? Ortaokul 2. sınıftan sonra biliyordum. Annem o zaman demişti. Hani böyle bir ablam var, yetimhaneye verdik diye. Annenin hep ablan dilinde ve kalbinde miydi? Evet, kalbinde ve dilindeydi. Ablamı da zaten aradı. Aradı ama bulamadı tabii ki de. Bulamadı. Evet. Ne kadar birbirinize benziyorsunuz. Siz okuyor musunuz? Okuyorum. Lise son sınıfım. Lise son sınıf. Evet. Var mı gelecekle ilgili hayaller, hedefler? Evet. Hedefler sanayide çalışıyorum zaten, stajyerim. Hı-hı. Sanayide devam etmeyi düşünüyorum. Meslek lisesi okuyorsun. Evet. Ay evet. Kesinlikle meslek liseleri arttırılmalı. Vallahi arttırılmalı. Yolun açık olsun. Gerçekten yanındaki yabancı bir kadın. Evet. O gün sen programı izliyor muydun? Sonradan mı haberin oldu? Yok, cuma günü. İzlemiyordum ben. Çalışıyordum. Ondan sonra annemden duydum ben. Nasıl söyledi sana? Yani heyecanla ağlıyordu hani bana derken. Hatırlıyor musun o cümlesini? Yok, tam hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hani o ablanı bulduk İsmail. Ablan hayatta, ablan yaşıyor. Yani ablan televizyona çıktı dedi hatta. Ablan Esraroğlu'dan bizi aradılar dedi öyle. Hiç kardeşin olmadı. Evet. Kardeşi olmayanların hayattaki en büyük özlemi bir, kardeş. Bir kardeştir. Evet. O kardeşlerden biri yanında. Evet. Hem de baksana pırlanta gibi suratıyla. 3 yeğenim var. Yaşlarını söylemek ister misin? Biri 7 yaşında, biri 1,5 yaşında, biri de 6 aylık. Maşallah. Bu durumda sen dayı oluyorsun. Aynen. Evet. Onları da görmek ister misin? Tabii ki de isterim. İyi misin Arzu? Gerçekten Esra Hanım, çok heyecanlıyım ve beklemiyordum böyle. Gerçekten bir kardeşim olsun istiyordum. Hani hani kardeşlerim var ama benzemeyiz diye düşünüyordum ama böyle bakınca bilmiyorum. Çok değişik hissettim. İkinizin de ortak özelliği böyle ay gibi suratı olanlar vardır ya böyle parlak, ışıl ışıl. Evet. İkinizin de gözleri çok anlamlı bakıyor. Of işte o an. İsmail'i böyle alalım mı? İsmail seni karşıya alabilir miyim? Tamam.
Önce o ön hazırlığı yaptım. Anneni davet edeceğim. Bıraktığı günden beri seni hep düşünen, seni merak eden bir kadın var karşında. Hazırsan, Arzu Emine'nin biyolojik annesi Hatice Hanım geliyor, buyursunlar. Derin nefes al. Oturabilir miyim? Tabii ki oturun. Hoş geldiniz. Hoş. Rüyanız, hayaliniz gerçek oldu. Oldu. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.